Bakmak isterseniz sözler 474. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak için cendazesi eylesin. Bizi bir araya getiren Allah'a sonsuz hamd ve senalar olsun. Tevfikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabe arasındaki sohbet, maideti Kur'an'ı ifade eden sohbet, yani birbirine herkes herkesi kendisini takdim etmek anlamına geliyor. Sohbet ehli demek, kendisini ona takdim etmektir. Nasip eylesin. Bu akşam eğer muvaffak olabilirsek, orijinal bir ders, bu cinsten yapılan dersin ikincisi. Gençleriniz geldi değil mi arkadaşlarınız? Aferin, hoş geldiniz. Bak şimdi, biraz böyle yüksek gibi olacak ama şöyle böyle diyorum. Anlamadık. Bir bahçeye girdiği zaman insan, gençler, eliniz uzandığı kadar toplarsınız. Hoş geldin. Eliniz uzandığı kadar meyveyi toplarsınız. Uzanamadığı yeri de kolu uzun olanlara bırakırız. Ama niye yukarıdakileri de alamıyorum diye deyip aşağıdakileri de bırakmak akıl kârı değil. En azından böyle bir ortama geldik. Bazen de şöyle diyorum, latife şaka yapıyorum. Şimdi anlamadın, olsun duy, ileride anlarsın ama bir duy. Şimdi, klasik bir cami vaazı değil, onları yapan insanım. Cuma vaazlarını yapan, düğünlere, cenazelere, kurslara, icazetlere konuşan bir insanım. Yani bir, o dünyayı da biliyor. Sizi de az çok biliyorum. Onun için biraz ya nereye geldik ya biraz uzak değil. Bu birinci şeyim. İkinci, Fransa, Amerika, İngiltere menşeli böyle içsel filmler yapılıyor. Matrix gibi böyle. Bunları da size söyleyeyim. İlk önce mukaddeme yapıyorum bu derslere. Asya'dan Anadolu erenlerinin kitaplarında çalınmıştır bu felsefe. Çünkü kafirlerde öyle bir şey olmaz. Çünkü kafirin mazi ve müstakbeli yoktur. Mazi, yani geçmiş ve gelecek hakkındaki projeleri Müslümanların kitaplarından esinlenerek yapılıyor. Çünkü onların geleceği Kur'an'ın ifadesiyle yoktur. Adem'dir. Üçüncüsü, Amerika 1969'a gitmedi. Onlar stüdyoda çekilmiş. Yalan olduğunu çeken adam kendisi itiraf etti. Yaşım geldi artık yapmam lazım dedi. Almanlar onu da 10 tane hatasını buldu stüdyodan çekildiğine dair. Çünkü ayda rüzgar yok ama Amerikan dalgası bayrağı dalgalanıyor. Yalan. Bunu da bilin. Ne için söylüyorsun? Einstein bu zamanın hakikatindeki kıvrılması şuna. Kendisiyle alakası yoktur. Delinin birisidir. Akıl hastanesine kısmen yatmıştı. Bilerek söylüyorum. İsviçre'de, yani medya eskiden beri şimdi de böyle, Yahudilerin elinde olduğu için Yahudilerin elinde kimi yüceltmek istiyorsa onu yüceltir. Kimi indirmek istiyorsa indirir. İsviçre'de patent sisteminde, yani devletin kademesinde müracaatta çalışıyordu. Mesela Türkiye'de birisi bir şey yaptığı zaman patente başvuruyor. Aslında deşifre ediyorsun şeyini. Onun için Türkiye İHA ve SİHA'larını patentini almıyor. Patentini uluslararası verdiğin zaman projeni vermiş oluyorsun. Bitiyorsun. Mesela şu anda Türkiye'de yeni bir şey yapılıyor. Yeni elektrik. Mesela Ümraniye'de elektrik kesildiği zaman hat deniyorlar nerededir diye. Şu kadar bir cihaz yapan Nur talebesi Tepeci'ye geldi. Onu takılacak. Hangi direkte nerede noktayı gösterecek? Bu dünyada yokmuş daha. Bu dünyada yok. Şimdi bu Einstein denilen adam, sahtekarlar, patent. Niye söylüyorsun? Bu mevzuyu gene çalacaklar bunu. Şu an bu akşamki derse mukaddeme yapıyorum. Bu konuyu çalacaklar yani. Öyle bir ders şimdi. Serbest bölgeyi de gelecekte çalacaklar. Dima'da ki o alemleri. O patent için başvurulanları çoğusunu reddetmişler. Ama dosyayı almışlar. Bu adam arkada Yahudiler. Delimiz buysa aklımızı düşünün diye. Bunu vitrine koyarak o alınan patentleri birleştirdiler. İsim isimleri değiştirdiler. İtiraz edenleri de varsa siyasi cinayetle yok ettiler o patenti verenler.
Dolayısıyla zamanın evrimi, zamanın kırılması gibi böyle teorileri bunların değildir. Bunlar hepsi istisnasız çalmadır. Yalandır. Yalandır, onu da söyleyeyim. Şimdi gelecekte tıbbın temeli olacak Risale-i Nur. Hem de felsefenin de temeli olacak. Orada tıpta Risale-i Nur'da dimağdaki meratipler kullanılacak. Allah'ın ihsanı ile de kısmen doğrularıyla, yanlışlarıyla beraber böyle bir şey harita çıktı. Dima, harita. Hangi tarafta ne oluyor, niye oluyor, karşılığı ve karşılıkları nedir diye yeni gelenler için söylüyorum. Mesela psikoloji sıkıntıların çözümü o haritada göreceksin. Öyle adam bir tane söyledi, Freud veya Jung. Ona göre şu anda hastanede tedavi görüyor. Orada öyle değil. Hastaya da gösterilecek, yönteme olacak. Bak, sende ifrat tefrit varsa 7 tane mertebe var. 7 tanenin 3 mertebesi var. 21 eder. Vasatı doğru olan diğer 14 tanesi sıkıntı, ifrat tefrit. Zaten şu anda psikolojide 14 tane temel hastalıktan bahsediliyor. Kullanılacak. Şimdi bu akşamki şeylerde zamanı kullanacaklar bu dersi. Çok ilginç bir ders. Yani dedim ya, gel çok ilginç bir ders. Dersimizin mevzusu Adem'le zaman. Niye orijinaldir? Aman aman bu mevzuyu işlerken İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatından da nakletmeden de duramıyorum. Adem mevzusu, gençler, Adem yokluk demek. Yok ama mutlak yokluk değil, görmüyor. Havadaki dalgaları, televizyon ve radyo dalgaları görmüyoruz. Bizim ilmimize göre, dünya, duruşumuza göre yok. Ama buna kabul ederiz, böyle bir şeyler var ama radyomuz çaldığına göre. O zaman ilmi vücuttur. Yani bunlar biliyor da belki siz çabanın. Adem yokluk, mutlak yokluk değil. Sinema perdesi gibi ilmin ortaya çıktığı bir zeminsiz zemin, perdesiz perde, mekansız mekan. Dedim ya biraz zor olacak ama ne kadar istifade ederseniz kârdır. Dedim ya bu şey projede. Şimdi bu insanı tanımlayacak burada zaman, Adem. Bir de zaman nedir olacak bu derste. Zaman nedir? Adem'le zaman. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle diyor. Rahmetullahi aleyh radiyallahu anh. Adem mevzusu bir tamamıya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ortaya çıktı diyor. Sonra sahabeleri görene tabi'in, onu görenlere de tebe-i tabi'in, onlara kadar giderse onlarda da de tek tük kişilerde bu Adem mevzusu işlenecek diyor. Yani bu mevzu sahabelerde tamamında ekseriyetle, tabi'in ve tebe-i tabi'in de o söylüyor. Tek tük kişilerde gözükecek. Ne yapar? Tabi'in, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in 300-400 sene oluyor. 1000 sene koyarsanız 1400 ediyor. Ve kendi mektubatında şöyle diyor. Bu Adem mevzusu 1000 sene sonra Mehdi'nin eserinde bir tamamıya bütün tafsilatıyla ortaya çıkacaktır diyor. İşte bunun bir ucudur. Risale-i Nur'un, Risale-i Nur'da bu mevzu yapılıyor. Allah'ın ihsanına da şahit olacaksınız kendi aleminizde. Adem mevzusu Risale-i Nur'da da pek de işlenen bir mevzu değildir. Yani Adem yokluk denilip geçiliyor. Oysa varlığın ifade edildi. Varlık cinsinden olmayan ama varlığı tanımlayan zeminsiz zemin. Perde diyoruz. Perde şimdiye kadar Risale-i Nur okuyanlara genelinde söylüyorum. Perde örten manasında anlamışız. O zaman kapatmışız kendimizi ilme. Perde oysa Risale-i Nur'da açan, tersi yani. Sinema perdesi, toprak perdesi, hava perdesi, çekirdekleri, sesleri ortaya çıkaran, çoğaltan, kapatan manasında değil. Bu Adem de yokluk, mutlak yokluk değil, vücudun tersi. Yani bunlar vücut. Şimdi bu kadar mukaddeme ehemmiyetinden binaen şey yaptım. Sayfa eğer Cenab-ı Hak muvaffak ederse örnekler vermeye çalışacağım. Ama mevzuya katkı şeklinde sorunuz olursa veya ben orayı anlayamadım, biraz da böyle misal verirsen gayret etmeye çalışacağım. Sıkılabilirseniz gidebilirsiniz. Protesto manasında değildir. Haşa. İstediğiniz gibi serbest olun. Telefonunuzu kendiniz için kapatın veya sessize alın. Bu ciddi bir şey dinleyeceğiniz için kopmayın. Sizin için beni etkilemez. 474 sözlerden okuyorum. İlk önce metni okuyorum, sonra izah edeceğim. Hayat zannettiğin halat yalnız bulunduğun dakikadır. Yani hayatı da anlatacağım tek tek kısaca. Bir de okuyorum. Bir metni okuyorum, izah etmiyorum. Hayat zannettiğin halat yalnız bulunduğun dakikadır.
O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşyayı dünyeviye o dakikada meyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğin hayat-ı maddiye yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tetkik bir aşiredir, belki bir an-ı seyyaledir demişler. İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Madem böyledir, hayat-ı maddiye-i nefsaniyeyi bırak, kalp ve ruh ve sırrın derece hayatlarına çık bak, ne kadar geniş bir daire hayatları var. Senin için meyit olan mazi geçmiş hayatlardır ve mevcuttur. Ey nefsim, madem öyledir, sen dahi kalbim gibi Allah ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem, ruhumu Rahman'a teslim edelim, eyledim, gayri istemem, isterim fakat bir yarı bar ki isterim, zerreyim fakat bir şems-i sermedi isterim, hiç ender hiçim ama bu mevcudatı birden isterim. Metin bu, kader risalesi. Fakat acayip bir yer. Ömrümde ilk defa rastladım böyle bir şeyi. Böyle bir bakışı ömrümde derken işim bu ya, mesleğim bu. Sabah dükkanımı açıyorum, akşam yatarken dükkanı kapatıyorum. İlk defa rastladım. Kaç defa sözler okuduğumun adedini bilmiyorum. 40 senede devamlı okuyan ne yapar? Ama ilk defa rastladım. Kim Cenab-ı Hak ne kadar bir ikram edecek. Metini anladım. Yani gördüm. Şimdi bakayım çıkarımlarımız. Arkadaşlar, zaman zarftır. Mektubun zarfını düşünün. İçine mektup koyarsınız. Zaman şu mevcudat içindedir. Onun için zaman hakkında fazla izahat yapılamıyor. Zaman kırıldığı evril kırılgandır, şöyledir. Çünkü niye? Zaman hakkında konuşabilmek için ihata etmek gerekiyor. Sebebi şu. Zaman eşyanın içindedir. Zaman eşyayı evirip devirip çeviriyor. Eşyada ve bizde zannettik. Oysa zamanın içinde biziz. Biz zamanın içindeyiz. Zaman zarftır. Biz mektubuz. Zaman içindeyiz. Bak nerelere gidecek. O zaman zaman içinde zaman zarf ise mektup nedir? Eşyayı dünyadır diyor. Eşyayı dünyadır. Dünya her şey zamanın içindedir. Kafirin zamanı gelecek, an, geçmiş. İman etmeyenlerin zamanı şimdiki zamandır ve gelecek zamanla hazır zamana uğrar, maziye dökülür. Bu kadar. Geçmiş geçmiştir. Kafirin yoktur. Gelecek ise yoktur. Gelecek de yoktur. Nerede? Şimdi soruyorum hepinize, herkes kendisine sorsun. Geçmişiniz var mı? Var değil mi? Zikrullah. Kaç yaşındasın abi? 38 sene nerede? Bir mekan var mı abi? Yani bakkalda koydun, eve koydun, depoda koydun, kafanın şurasına koydun. Zaten 6 ayda bir değişiyor. 38 sene neredeyse, geçmişiniz neredeyse, geleceğiniz de oradadır. Fakat Müslümanın zamanı 6 yönden akar. Önden, ön taraf, sağ taraf, arka taraf, sol taraf, üst ve alt. Bunu şualarda anlatır. Şimdi vecizesiz gideyim. Zaman içimizde değil, biz zamanın içindeyiz. Biz, bizde değiliz. Biz dışarıda yaşıyoruz. Gelecek şimdi. Biz korkunç bir şekilde akvaryumun içerisinde, fanosun içinde yüzen balık gibiyiz. Dünya böyle. Hiç kimse dünyayı yaşamıyor. Çok büyük bir yanılgı zaten. Uykudadırlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Biz zannımızın oluşturduğu dünyayı yaşıyoruz. İçimizde yaşıyoruz. İçimizin içinde yaşıyoruz. Herkes düşüncelerine, bilgilerine, hislerine sırayla gideyim. Bilgi, düşünce, fikirlerinin koy tencereye, pekmez tayını karıştırır gibi bilgi, malumatlar, zanlar. Bir ilim değil. Bilgilerimizi koy. Hislerimizi koy. Duygularımızı koy tencereye. Haletlerimizi koy tencereye. Yani akıl, vicdan, kalp ve ruh. Karıştır. Bu dört tane karmanın oluşturduğu haletin içinde yaşıyoruz. Böyle. Sokakta böyle görürsünüz ya. Böyle kendi kendine buraya şöyle yapıyor. O açığa çıkmış. Herkes koşarken, koştururken ya fikrinde yaşıyor. Ya duygusaldır, ya hislidir. Yani hiç kimse hakiki bir yerde değil. Kendisi kendisindedir. Mesela misal vereyim. Neye benziyor?
Baklava yerken veya cinsellik, lezzet adına ne aklınıza geliyorsa o anda kendiniz yoksunuz. Olsunuz. Ha? Lezzet yerken, aa bu ne ya? Seni senden eder lezzet. Özel hayatta böyle. Örnek vereyim bir tane bu. İkincisi, gadab, hiddet ettiğiniz zaman gene siz yoksunuz. Siz neredesiniz? Hiddetin içindesiniz. Hiddet sizin içinizde değil. Şehvet de öyle, lezzetler de öyle. Siz sizdeyken uyanır ve sizi içine alır. Gadab ismi var ya, öfke. Sizdedir, uyanır ama sizi içine alır. Fikir sizdedir, uyanır, sizi içine alır. Absorbe eder, emer, yutar. His, fikirden kasıt kafa, akıl. Gir içeriye his, vicdan. Gir içeriye soğan kabuğu gibi. Dış kabuk, fikir. İçe gir, his, vicdan. İçeriye gir, kalp, duygu. İçeriye gir, ruh, halet. Daha ilerisi var, sırrı insan. O çok çok özel insanlara ait. Demek ki bizdedir. Gadab mesela, öfke bizdedir. Değil mi? Uyanır, bizi içine alır, ne dediğimizi bilemeyiz. Sonra ay, öyle mi dedim ya, öyle mi yaptım? Neredeydin sen? Sen onun içindeydin. Herkes ya fikrinde yaşıyor, ya hissinde yaşıyor, ya duygusunda yaşıyor, ya haletinde yaşıyor. Dışarıda, umumi dünyadan hiç kimseye haberi yok. An şartla, tek şartta şu, kim, kalbin, ruhun, burada öyle söyledim, sırrın derece hayatına çıkarsa zamanın arkasına geçer, bütün kainat değil kendisi, kendisinde cevran ettiğini seyreder, şahit olur. Bu söylediğim hayat bahsinden söylüyor. Bir daha söyleyeyim şöyle. Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem düşün. 18. Arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, dünya, kadın, erkek, yılan, çakal, her şey. Allah'ın dışında ne yaratılmış? Hepsini meyvenin sıkacağı bir alete koyun. Portakalın suyun çıkartır gibi. Özünü alın 18 bin alem. Çıkan öz, hulasa, hayat. O sende. Sana verilmesiyle neyin özüydüyse hepsi sende. 18 bin alem sende böyle. Mesela şöyle diyeyim. Portakal, elma, havuç, nar, meyveleri koydum. Özünü aldın. Ha bir ton, ha bir gram. Homojen olarak içerik itibariyle miktar değil. Aynı değil mi? Aynı. Ha okyanus suyu, ha bir damla su. Ha karıncaya sokun bu hayatı. Ha file koyun. Ha bize koyun. Demek ki 18 bin alemi portakal, armut, şeftali, havuç. Hepsinin suyunu aldın mı abi? Aldın. Homojen bir su. Onu sana verdiler. Onun adı hayat. Onu sana vermeyle 18 bin alemi sana vermiş oluyor. Ha, hayat bu. Bu yoksa uşkurluk, midesif, görmek, işitmek falan canlıyız. Hayat çok basit olur. Bu hayvanlarda da var. Bu hayat bu kadar acayip sırları taşıyor. 18 bin alemi. Bunu da bir makineye koysak. Öz bir makineye. Hayatın da içerisini alsak. Çıkan his ve şuur. His ve şuuru da bir makineye koysak. Akıl. Burada bitiyor. Ruh sabit ve müstakil cevher. İşte arkadaşlar, hayat sende olmakla 18 bin alemin mekanı ve taşıdığı esmalar sende. Zamanın esması da dehrdir. Nasıl ki elmadan, armuttan, cinsellikten lezzet Rahman ismine dayanıyor. Şefkat Rahim ismine dayanıyor. İçsel huzur Allah ismine dayanıyor. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah Rahman Rahim. Zaman da dehr esmasına dayanıyor. İşte bu esmalar donmuş bu kainat olmuş. Niye ben? Su donmuş buz olmuş. Dumanla nur donmuş odun olmuş. Odunun içerisinde var. Tamam abi. Zaman da dehr esması donmuş. Dünyada zaman olmuş. Bu esma. Eğer bir insan bu esmaları, eğer sıfat daha yani esmalar bedenine taluk ediyor. Esmaların dönmüş hali buz, şeydedir, suda. Şimdi zahirde görünüşe bakarsanız buzla suyu düşünün. Buz mu suyu kaplamıştır, içeriye almıştır? Buz mu su içine almıştır? Su mu buz içine almıştır? Görünüşte buz kapsayandır ve almıştır. Ama düşünen bir insan der ki buz suyun donmuş halidir. Çünkü buzu kaldırırsanız su vardır ama suyu kaldırırsanız buz yoktur.
Zahirde gördüğümüz zaman biz eşyanın içindeyiz. Aynı buz gibi. Ama hakikatte her şey bizim içimizde. Buz nedir? Suyun donmuş hali. Sudan kasıt esmadır. Esma-i Hüsna'lar var ya, Rahman ve Rahim. Allah'ın isimlerini su gibi düşünün, dünyayı da buz gibi düşünün. Esmalara donmuş, esmanın cilve, cemal, nakış, sanatı denilen şu mevcudat olmuş. Biraz fazla izah ediyorum, şey yapsın diye. Demek ki zaman nedir? Donmuş haliyle eşyayı geçmiş, sağ, sol, ön, arka, alt, üst diye eşyayı devamlı değiştiren, vücuttan Adem'e, Adem'den vücuda dönüştüren bir sistem. Yani istikbal, hal, mazi. Bu zaman yapıyor. Eğer bu esmanı der esmasına mazhar olup, yani daha yüksek sıfatlara mazhar olursa, ki kalp ve ruhun derece hayatına, sırrın derece hayatına çıkarsa, zamanın dışına çıkar, o zaman her şeyi seyreder. Nereyi seyreder? Vefat edeceğim zamandadır. Vefatını da geçer. Kabri de geçer, haşir meydanında geçer, miraç yapar. Peygamber aleyhisselam ölmediği halde bu süreçleri miraçta yaşadı. Bizim vefat edince göreceğimiz hadiseyi, ustad vefat ediyor ölmeden önce, kabrime girdim diyor, nüker mekir geldi diyor. Soru sormamışlar, sohbet etmeye başladılar diyor. Sonra diyor, yatsı namazında diyor, ben o aleme namaz kılarken o aleme girdim diyor. Yani böyle baktığımız zaman bakıyoruz ki Allah'ın uleması, evliyaları, evliyaullahlar zaman arkasına geçtikleri için ben size nasıl böyle hakimim cemaata şuraya şöyle bakıyorum. Ha? Onlar da mazi ve müstakbel, geçmiş geleceğe böyle hakimler, kabire bakıyorlar, kadın tespit diziyor. Kabirdekileri seyrediyorlar. Biz dünyada bir uzay seyretmek için daha uzak gözlük takıyoruz. Ben uzağı görmem. Şimdi bu kadar yaptıktan sonra zaman zarf gibidir, zarftır diyor usta. Ve o zaman içindeki eşyayı dünyeviye, yani zamanın içerisinde dünya hadiseleri var. Evet, girdik şimdi meseleye. Sonra bütün zamanın ve onun mazrufu o dakikada ademdir, hiçtir. Eğer bu mevcudat zamanın içindedir, bize nasıl tesir eder zaman? Zamanın dışa vuruşu hayaldir, mekanımızı oluşturur. Şu mekan, derinlik bize hayal yapar. Ama olanların derinlik anlayışı yoktur. Düşünceler, fikirler, ilimler bize zamanın melekut tarafını şey yapar, ifade eder. Hayalimiz mekanı, düşünceler zamanımızı oluşturur. Çünkü düşünceleri sırayla koyarız. Öncelik, sonralık. Ben de sana yarım saat konuşuyorum. Sıraladım, zaman oldu. Kaldırın sırayı, zaman yoktur. Ha? Zaman bizim içimizde değil, biz zamanın içindeyiz. Tıpkı suyun içinde olan buz gibi. Zaman içimizde değil, biz zamanın içindeyiz. Tıpkı suyun içinde olan buz gibi. Buz, nasıl buz görüyoruz? Zahirde buz gözüküyor. Biz biliriz ki buz, ama ömründe suyu görmeyeni anlatamazsın. Kardeşim ona şey yapma, buz diyorsun da yani kafaya fazla takma buz diyorsun. Aslında bu sudur. Ömründe suyu olmayan, suyu görmeyene buzdan suyu anlatamazsınız. Dünyadan da ahireti anlatamazsınız. Bedenden de ruhu anlatamazsınız. Bedene bakar, budur zanneder. Buza bakar, budur zanneder. Ya kardeşim bu sudur. Ya kim gidip de gördü ya? Kim gidip de geldi ya? Ne suyu ya işte bu? Ömründe suyu görmemiş. Nasıl anlatacak? Ömründe duman ve nuru görmemiş. Odun, bu iki şeyde meydana geldiğini nasıl anlatacaksın? Buz suyun neresindeyse, iyi düşünün burayı gençler, buz suyun neresindeyse dünya da ahiretin orasındadır, beden de ruhun orasındadır. Yani ruh nerededir bedende? Ahiret de, cennet de, cehennem de bizde ve dünyada böyledir. Kısaca bir parça aralayayım. Zaman, vücut ve Adem. İşte bu bilgileri bilmesek Adem'de kalacaktık. Bu bilgiler çıktı, anlama. Vücuda çıktı, anlama. İlle her şey akıl değildir. Ruhuna hitap ediliyor. Bu vücuda çıktı sende. Bak şimdi. Fanus içinde olan akvaryum balığı var ya, okyanus zanneder. Oysa keçinin küçük dünyasında dolaşıyor. Tır 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 tır. Sevgili arkadaşlar, dünya bizim fanusumuz. Çıkmak ancak tefekkür ve ciddi meşgul olmayla mümkündür.
Ve bu söylediğimiz zaten demek fanosta olduğumuzu gösteriyor. Çünkü Allah nazarında bir bardak su kadar ehemmiyet olsaydı diyor. Cenab-ı Hak diyor ki benim nazarımda bir bardak içtiğiniz su kadar, sizin suya ihtiyacınız kadar ben dünyayı ahirete kıyas ederek bir bardak su kadar ehemmiyet olsaydı bir kafire ben bardak suyu vermezdim. Ha? Şimdi ne demek? Şimdi biz akvaryumdayız. Şu anda biz zamanın içindeyiz. Zamanın içerisinde, fanosun içerisinde eşya donmuş. Ne zaman biz kendimizi sorgular, kendi içsel alemimizde seyahate başlar, bunları konuşur, düşünürsek zamanın, fikrin, hissin arkasına geçip zamanın arkasına geçince oraları bura gibi görürsün veya hissedersin. Bazen bir sohbette siz veya bir sohbette veya bir namazda Kur'an okurken veya kendiniz ders yaparken veya ders dinlerken haletleriniz tuhaf olmuyor mu böyle, huzurunuz, haletleriniz? O ne demek biliyor musun? Bedenden çıkıyorsun, beden sizde oluyor. O halet sizsiniz. O halete beden giriyor. Ders bitince sokağa çıkalım, biz bedenin içindeyiz. Derse geldik, biraz böyle derse kendimizi kaptırırsak beden bizde oluyor. Sokakta biz bedende oluyoruz. Bizden kasıt dışarıdan içeriye doğru giriyorum. Fikir, akıl, his, vicdan, duygu, kalp, halet, ruh. İşte biz dediğimiz bu. Bazen bir his, cinsellik olur, hatıra olur, bir vefasızlık olur, bir gadap olur, ne bileyim bir coşma olur. Ha, böyle içine gireriz. Kendimizi unuturuz, kaptırırız. Nerede? Beden nerede? Beden bizde. Fihi mafi. Dişim içimde, içim dışım. Gaflet olduğu zaman biz bedende oluyoruz. İşte bunun adı biz bedende olunca Adem, beden bizde olunca vücut. Ahirete uygulayayım. Ademsiz vücut, Adem de ademsiz vücut. Adem kainatta, cennet cehennemde, gerçi onu da kuşatmıştı ama düşünmek için. Cennettir, vücutsuz Adem, cehennem ve Adem memleketidir. Haşir meydanı bunun berzahıdır. Vücut ile, var olma ile yok olma arasındaki berzah da Adem'dir bu dünyada. Biraz da gideyim. Dedim ya biraz yukarıdan olacak ama şimdi duy, sonra anlarsın. Zaman bizim içimizde değil. Biz zamanın içindeyiz. Tıpkı suyun içinde olan buz gibi. Zahirde buz görünüyor. Su görünmüyor. Zahirde buz gözüküyor. Su görünmüyor. Surette böyle. Hakikatte ise buz suyun sıfatı olduğu için buz suyun içinde. Sıfatlar görünür. Asıllar gözükmez. Beden gözükür. Ruh gözükmez. Allah'ın sanatı gözükür. Allah gözükmez. Mesela bir misal vereyim. Bu vücut adına yani birbirine nasıl, zamanın içerisinde bu kainat nasıl diye anlatacağım şimdi. En çarpıcı misal bu olacak herhalde bu akşam. Yani bu mevcudatın içerisinde zaman yok, bu mevcudat zamanın içindedir. Nasıl ona şu misal? Arkadaşlar kalpte, yani dağın tepesinde bir kar topu yapın. Hayalle benimle gelin. Yaptın mı abi? Bursa Uludağ'da yaptın. Bırak aşağıya doğru. Yukarıdan aşağı inince kütle olarak geldi değil mi abi? Veya ikinci örneğin, dağın tepesine bir saf su çıktı ama inene kadar vadiye uğradığı yerlerden madenleri çözmüştür. Ağaçlardan, yapraklardan almıştır. Tadı farklı olur. Öyle değil mi? Yani. Şimdi aynen bu suyun dağdan çıkması gibi manalar böyle tın tın eder böyle duygu. Kalpten çıkar. O aşağı doğru gidiyor şimdi. Vicdana indi. Vicdanda hisler var. Korku, vefa, anlayış, feraset, saygı, değer vermek hisleri. Oradan da alır. Bak mana kalpten çıktı, su kalpten çıktı dağdan. Duygular var ya duygular. Kalpte mesela gözle alakalı duygular ve kalpten çıktı duygu. Aşağı doğru yuvarlanıyor. Vicdana geldi. Vicdanda hislerden aldı. Yani çeşitli hisler. Araba biliyorsun ayrı bir his, cinsellik ayrı bir his, elma yiyorsun ayrı bir his vesaire. Onu da aldı içine. Sonra aşağı yuvarlandı, kafaya geldi. Kafaya fikirleri, duyguları, fikirleri, bilgileri, malumatları, şüpheleri, tereddütleri, bir sürü zanlarımız. Onu da aldım abi. Aldı. Bu kalp, koy tencereye, kalptekileri. Vicdan, koy tencereye. Kafadakileri de koy tencereye. Karıştır pekmez tayin gibi. O bu kalp, vicdan ve akıldakileri karıştırdıktan sonra hayale gelir.
hayalde sertleştirilir, kalıba konulur. O kalıp dışarıya atılır. Onun adı kelamdır. Benim konuştuğum şu anda kelamdır. Ne var içinde? Kalp var, vicdan var, akıl var. Yani adamın kelamından aklı mertebesi okunurdu. İmam Ali'ye göre radıyallahu anh, kişi dilinin altındadır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ne göre 96. sayfa muhakematta diyor ki, kelam kişinin içsel yani karakterini ifade eder. Nerede nasıl terbiye olduğunu, nereden geldiğini bize söyler. Geldiği yeri bize tanımlar. Tamam? Kelam nasıl beni taşıyor karşıya? Zamanda eşeği böyle taşıyor. Kelam benim konuşmam, kalbimi etkilenmiyor musun? Duygulanmıyor musun? Mesela cenaze evinde bir aşır okuyor. İçerisinde miras hukuku da var. Ama babaanne veya hepimiz çok güzel bir okuduğu zaman duygulanıyoruz. Oysa birinci mertebede orada o ayette akıl var. Ya. Şimdi içerisinde ne var? Niye etkileniyoruz? Çünkü Kur'an'ın kelamında kalbe ait gıda var. Ruha ait gıda var. Vicdana ait gıda var. Akla ait gıda var. Neyle ifade ediyor? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Dedin. Bunun içinde neler var? 18 bin alem var. Arkadaşlar, kelam beni nasıl taşıyorsa karşıya, kelamın içerisinde ben nasıl bulunuyorum? Nasıl o kelamdan etkileniyorsun, fikirleniyorsun, nefretin oluyor, güzel şeyler oluyorsa, bu kelam gibi zamanın içerisindeyiz bunlar. Biz zamanın içerisindeyiz. Zaman mazruftur. Hadisat-ı dünyeviye içindekilerdir, mektup gibidir. İmanı olmayanın zamanı andadır, mazi ve müstakbeli yoktur, ademdir, hiçtir, meyittir. Bu sırdandır ki dünyanın dünya cihetiyle ademdir demiş. Büyükler demiş ki ahiretsiz mi yaşadın? Dünya cihetiyle ademdir. Yok. Ne demek? Adam yaşamamış kabul edilir. Kabul edilir değil ki yaşamamış. Çünkü kafirin nazarında geçmiş yok. Yani şu, geçmişimiz Allah'a iman. Nereden geldik? Sevgili arkadaşlar, eğer biz dünyaya gelme ile hayat bulduk diyorsak ölme ile de yok olacağız böyleyse. Oysa biz dünyaya gelmeden, anne karnından gelmeden önce ruhlar aleminde de hayattaydık. Bizim hayatımız ta ezelden geliyor. Anne karnına hayatla başlamadığımız gibi mezarla da hayat bitmiyor onda. Hayat oradan başlamadı. Dünya cihetiyle ahiret hesabına bakılmasa, Allah hesabına bakılmasa dünya cihetiyle ademdir. Yoktur, yaşanmamıştır. Kafirin mazi ve müstakbeli vücut bulmadığı için onu haletinde zaman tek akar ki andadır. Ey limanın zamanı altı yöndedir. Kafirin zamanı şudur. Gelecek var mı? Allah yok ki aleminde. Gelecek olursa olur. Nasıl oluyor? Ne bileyim kendi kendine. Yok yani. Bizim geleceğimiz var. Neresi? Ahiret. Geçmişimiz var. Ruhlar alemi ve Allah. Onunla vücut buluyor. Var oluyor. Bakın geçmiş ve gelecek imanla var oluyor. Geçmiş ve gelecek imansızlıkla yok oluyor. Adem oluyor. Aynı şey. Geçmiş ve geleceğin canlı olduğunu sözler 110'da söylüyor. Canlı ve ruhlu ve subutidir diyor. Yani ruhludur geçmiş ve gelecek. Mesela geçmişe kaç yaşındasın? Sen de 38. Geçmişlerin nerede? Gelecek de orada. Geçmişin canlı değil mi? Canlıdır ve ruhludur. Yani o babaannenle veya vesaireyle hatıraları veya bir günah veya iyi bir şeyi hatırladığın zaman o haletleri kısmen yaşamıyor musun? Demek ki canlıdır. Yani arkadaşlar toprak cansızdır. Oradan hayat çıksın. Fakat bizim içimiz hem ruhludur hem hayatlıdır. İçeriye girenler, ya dereye giren, denize giren kuru kalabilir mi ya? Kalamaz. Hayat ve ruh, his, fikirle dolu olan içsel aleme giren her film, her hatıra, her yaşanan canlanıyor, ruhlanıyor, fikirleniyor. Filmler de canlanıyor o. Ondandır ki gece yatırmıyor seni. Allah bilir 5 sene önce seyrettiğin bir film bu gece senin uykunu ortadan kaldırdı. Korkuya sebep oldu. Korkuyu getirdi. Aktif oldu yani mama. Sebebini bulunca mama aktif oluyor. İçeriye giren her şey canlı ve ruhlu oluyor. Nasıl ki eşya bizler zamanın içinde olduğumuz gibi halet de bizim dünyamızın içine alıyor. Mesela bir halet oluyor diyorsun ya vallahi bugün haletim iyi değil ya. Bugün havam iyi değil ha. Veya bugün havam çok iyi. Bugün haletim çok iyi. Ne demek? Böyle içine halet o kadar güzel ki içine biz girmişiz. Beden haletin içine giriyor. Bazen de dünyamız kararıyor. Her şey yok oluyor. Gök kubbesi iniyor aşağıya. Sanki yaşadığımız andır. Her şey bitiyor tamam. Aklım gidecek. Ben iyi değilim. Kötüyüm.
Onun bedenin içerisine girdiğinden oluyor. Adem'dir. Psikoloji sorunlar, günahlar, şirk, küfür, masiyet, bunlar Adem'dir. Hastalıklar, dertler, musibetler vücudidir. Zaman, yani haletleri bir de söyleyeyim. Halet var ya, o bugün havam iyi. Ne demek? Benim içerimde bulunuyor beden. Artık bedenin dayatmaları yok. Bedenin yeme, içme, cinsellik vesaire git gel yok. Yani şöyle dediğim. Uykuya yattın. Bir sürü şey yapıyorsun. Sen mi bedendensin? Bedendesin. Beden mi sende? Beden sende. Bu bedeni kullanmadan terlemiyor musun? Rüyada koşmuyor musun? Rüyada duymuyor musun? Bu kulakla mı duydun? Rüyada görmüyor musun? Yatıyorsun, göz kapalı. Bu gözle mi gördün? Rüyada bir şeyler söyledin. Bu akılla mı düşündün? Neyle yaptın onu? Koştun, köpek kovaladı seni. Terden su oldun. Bu ayakla mı koştun? Hangi ayakla koştun ki terden su oldun? Ha, o halet bedeni içine soktuğu için bedeni kullanıyor. Atı kullanıyor bunu. Orada da mesela özel ayetler de oluyor. Yani o bir halettir, o bir histir. İçine biz giriyoruz. Ama görünüşte bizim içimizde, işte tuhaf taraf da bu. İçimizin içine giriyoruz. Duygular, hisler, fikirler içimizde. Uyanınca biz onun içine giriyoruz. Bir olumsuz düşünce şey yapalım. Ya canım sıkıldı, bana nasıl der? Ya ölüyorum ya, herhalde aklım gidecek. Camın kenarına gelemem. Belki atlarım, intihar edeceğim. Ben artık hayattan da mı yitirdi? Bu duygular nerede? Bu duygular niye böyle oldu? İçimize girdiğimiz için. Yani içimiz burada. Peki huzurlu, neşeli, rahatız. Bedenimiz haletimizin içinde. İçimiz dışında, dışımız da içimizde. Hangisi ise ona göre dışarıya ifade ediyor. İşte güzel bir haletse, haleti söyleyeyim. Şefkat, haletlerin şeyini söyleyeceğim. En güzel halet, tencereyi getir, şefkati koy içine, muhabbeti koy içine. Sevk, yani adamları coştur. Şefk, coş. Lezzet, her çeşit, ulvi ve sufli, her çeşit lezzet. Koy tencereye. Memnuniyet, memnun oldum. Koy tencereye. İftihar etmek. Koy. 7 tane etti. Şefkat, muhabbet, şefk, coşma, sevk, coşturma, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddes. Bu 7 taneyi karıştır. Ortaya çıkan o şeyin adı halet. İşte bazen şefkat haletiyle beden içine girer. Şefkatin içine gireriz. Onun için dengesizlik de yapabiliriz. İfrat-ı şefkat, marazi ruhidir. Sakami kalbidir. Şefkatin içine girdik mi ne kadar yanlışlıklar yapılıyor? O ifrat ama. Şefkat mesela aşk. Gençler aşk hayatını yitirmiş. Tamam mı? İfrat. Onsuz o kızsız tamam veya o delikansız. Hayat bitti. İfratı bu. Hayat anlamını yitirdi. Kendini ortadan kaldırdı. İntihar seçenek. Yani o aşk vasatı vardır. İfrat olunca seni ortadan kaldırıyor. Şey karşıyı ortadan kaldırıyorsun. Bu aşkın tefriti olursa kendini ortadan kaldırıyorsun. Haleti görüyor musunuz? Haletin içine giriyorsun. Beden yok artık tamam. Yaşam bitti. Adem'le vücut. Onu istiyor. Zamanda haletlerle de, haletler de mazruftur, zarftır. Zaman da zarftır, haletler de zarftır. Bizim içimizde görünürken, yani içeride haletler, aslında biz haletin içindeyiz. Görünüşte herkes dünyada yaşarken aslında dünya kişilerin haletlerindedir. Eyli gafil bulunduğu dakikası var. Hatta bir ani seyaledir. Kafirin böyle şeyi yok. Ondandır ki dünya cihetiyle yani hakikattan ve mahiyetten kopuk olan sureti Adem'dir. Yoktur ve hiçtir. O zaman kalp, hakikat, ruh, mahiyet, sır insaniyeye çık. Buradayken oraları yaşa. Zaten orası burası hakikatta yoktur. Bu yazıyı okurken veya sen düşünürken yaşadığın haletin içine almış oluyorsun. Yani arkadaşlar dedik ya Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin hulasası neydi özü? Sende mi o? Sende mi ağaç, kürs, cennet, cehennem? O hayatı uyandır, cennetin içine gir. Aşağı git. Bir yere gitmene, koşmana gerek yok. Hep burada. Rüyada bir yere gidiyor musun? Ama terden su oldu beden. Bunun gibi ya. Hepsi sende. Uyandır tamam. Uyandırıyorsun. Hepsi sende zaten. Ustad diyor hayat bahsine geçiyor. Ben şimdi. Bütün alem sendedir ya. Durulmuştur. 409 mektubatta. Gül goncası gibidir diyor alem. O da sende. Uyandır ya o kadar yani. İçine alma hayatın. Hayatın içine gir. Girelim. Dünya hayatın sureti.
Kafa hayatın kanuniyeti. Kalp hayatın, hayatla alakalı esmaların cilve cemal nakış sanatı. Bazı yüksek insanlara bunu söylüyorum. Ruh hayatın sıfatları. Sır hayatın enne ve sırrı insani. Son şeye gideyim. Düz okuyayım biraz. Kalp, zamanım geçti. Kalp derece hayatına çıkmak demek ne demek? Kalbin derece hayatına çıkmak esmalara mazariyettir. Mazariyet seviyendir. Bu da sünnet-i seniyi yaşama nispetinde sende haletler ortaya çıkar. O haletler zatı ve subut-i sıfatlar ortaya çıkar demektir. Dedi ya ustad, kalbin derece hayatına çık o. Ruhun derece hayatını söylüyorum. Direkt okuyayım. Ruhun derece hayatına çık. Şuunat-ı zatiyenin vasat mertebelerini tutturmaya çalışmak ki şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh, şefk-i mukaddese, sevk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddeselerin vasat mertebeleri ruhun derece hayatıdır. Sırrın derece hayatını okuyorum, kesiyorum. Allahu alem, sırrın derece hayatı şu. Latife-i insaniyenin ki 10. sözün 11. hakikati ve Bağla Layıkası 273-347. yerlerde geçtiği gibi sırrın derece hayatı latife-i insaniyenin, yani insanın yazılımı. Biz anadan insan doğmadık gençler. Beşer doğduk. Beşer demek zıtlar. Her şey bizde var. Karmaydı. Hayları ayırırsak o nispetle insan oluruz. O ayırma sistemine latife-i insaniye deniliyor. Bu latife-i insaniye nasıl çalışır? Az. Latife-i insaniye az. Fakr, noksan, tefekkür, şefkat, kusurunu derüfte etmek. Kusurunu derüfte etmek şu. Şeytan Cenab-ı Hakk'a dedi ki beni sen azdırdın. Adem Aleyhisselam dedi ki ben nefsime zulmettim, hata yaptım. Yunus Aleyhisselam da öyle yaptı. Kusuru derüfte etti mi? Latife insanı inkişaf ediyor. Şefkat ve kusurunu derüfte ederek vücudunda Adem'in de vücudu görme ile emaneti bir hakkın ifa etmiş olunur ki senin olmayanlar seni daha incitemez. Yani ölümler, vefat, kabire gitme, hasta, korona seni incitemez. Niye? İncitti beni. Buna sahip çıkıyor. Uyuşturursak incitemez. Allah'ın sana verdiği bu emanetler Allah'ındır. Bu senin değildir. Buna vücut rengini verme. Sen bunlar sen değilsin. Gömlek yırtın, acımaz. Bunu yırtarsan acır. Gömlek, atlet, beden, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum diyen ben olan ben arkada. Bunlar hiçbirisi senin değil. Dolayısıyla bedene ben dersen mezara gireceksin. Ölüm korkusu bundan kaynaklanıyor. Sahip çıkma. Senin değil. Emanettir. Mal sahibi istediği gibi yapsın. Bu bedene ben dersen bu beden mezara girecek. Sen de gireceksin. O zaman acıtır. Bu ben değilim, ben kullanıyorum. Gel, vakti gelmeyince atıp gidip yatağa gidince bunu çıkartıyorum. Yırtılınca eskince koyuyorum. İşte bu beden de böyle. Vakti gelince sahibi diyor ki at onu çamaşır makinesine diyor. Toprağa atıyorsun bedeni. Buna ben dersen ölüm korkusu olur. Ben olan beni bulursan bedenin arkasına geçince bedenle ben değildim ki mezara ben gireyim. Kim ölecek? Kim bedene ben demişse ölecek. Ölüm korkusu böylelikle kalkıyor. Eğer böyle emaneti sahibine teslim edersen bir hakkın ifa etmiş olursun ki o zaman senin olmayan şu vücudu vesaireyi senin olmadığından dolayı onun başına gelenlerin sahibiyle alakalıdır. Vücudunu vücuduna benim dersen incitirler seni. Niye sen değil, niye senin değildi de ben dedin? İnce Mesnevi Nuriye'de 119'da El Ceza Min Cinsil Amel'de şöyle diyor. Hayatına seviyorsun diyor 119 Mesnevi'de. Ölüm korkusu var diyor. Sebebi diyor vücuduna beka verdin. Vücuduna benim dedin. Sahiplendin, korumaya kalktın. Ben o Zat-ı Zülcelal'in bekasını bekanla anlaman gerekirken o bekayı kendi bekana kullandın. Baki olmak istedin, cezayı çekiyorsun diyor. Bedenimiz esmaların cilve, cemal, nakış ve sanatı olduğundan, der esması da zamanı oluşturduğundan biz ayrı esmalar, ayrı ayrı esmalarız. Mesela su dondu, buz olduğu gibi tabiri diğerle esmalar da bu dehr esmasının içerisinde dondu, alemi şehadet oldu. Bu esma, dehr esması da ve esmalar da Allah'ın kelam sıfatında.
Allah'ın kelam sıfatında da ilim, irade, kudret var. Böylelikle bitirdik. Kısacası ve evveli ve ahir her şey bu. Zaman ve Adem'den bahsettik. Adem varın tersi, hiçlik değil, hiç ama lügatta hiç. Mesela çekirdek de ağaç programlı. Ağaç olabilirdi, olmadı. Adem'e gitti. Yani ne anladın işte? Yani aslında yazılım yok olmadı. Çekirdeği kırdın. Olması gereken ağaç olmadı. Vücuda çıkmadı. İşte zaman hiçlikle vücut arasında bir berzah. Bu kainat dehr esmasında. Dehr esması da Rahman esmasında, Kerim esma birbirinin içinde kısacası. Her esma her esmanın içinde. Bunu ne zaman fark edersin bunları? Onun için konuştuk son şeyin. Adem'i ne kadar fark edersen vücut o kadar fark edersin. Adem meselesi dedi ya. Boşuna demedi İmam-ı Rabbani Hazretleri. Abi çok zordu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesinde bir tamam ya. Onu gören sahabe. Onu da gören sahabeyi görenlere tabi'in. Onu görenlere tebe-i tabi'in 400 sene. Bu mevzu diyor. Daha vücuha bu şimdi. Bu mevzu diyor bir tamam ya. Tafsilatıyla ahir zaman mehdisinin eserinde ortaya çıkacaktır diyor. Siz de bir parçasına şu anda şahit oldunuz. Ahir zaman mücedidi Risale-i Nur'da. Bu Adem, Adem-i sırf Adem mutlak işleniyor. Ve ben 40 senede, 45 senede ilk defa gördüm. Böyle Allah Allah, Adem ve zaman. Nasıl böyle içimin içine giriyorum. İçimde bunlar, haletler. Bir halet uyanıyor, iyi ve kötü. Ben onun içine giriyorum. Nasıl ki haletin içine ben giriyorsam, zamanın içine de ben giriyorum. Eğer ben haletlerimle, o halet esmalardan üstündür. Esmalar bizim hislerimizi oluşturuyor. Ruhtaki aletler ise Allah'ın sıfatına ayna, şefkat, muhabbet. Eğer bu haletlerimizi, ulvi aletleri inkişaf ettirirsek zamanın dışına çıkarız. Bütün eşya bizde olur, biz de şanın dışında oluruz. Dünya ve ahiret, orası burası, dün bugün, Allah Allah. Böyle, onun için bakarlar böyle. Seyrederler. Simâkum fî vücûhî min eseri sucûd. Simasına bakarlar, o namaz kılıyor mu kılmıyor falan. Hepsi nasıl gözüküyor? Simaya bak, ruhunu. Gözünün içine bak, kalbini seyret. Kelamına bak, aklın mertebesini seyredersin. Ne anladıksa, ya Rabbi kusurlarımız varsa ki vardır, tefikine refik eyle, niyetimize göre muamele eyle, bizi bize bırakma, biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma, iştiraka amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Ya Rabbi, peygamberine söylettiriyorsun. İsrar edin dualarınızda. Biz de ısrar ediyoruz. Esmandan, esmandan istiyoruz. Bir esman söylettiriyor başka bir esmaya. Ya Rabbi, eğer tövbe ederseniz diyorsun Kur'an'ında, imdadınıza yetişirim meale. Ya Rabbi, ve tubaleyna ya tevabu ya kimu tövbeten nesu aliyakum minellezine faalu feyşeten evzelen manfusikum zekerullah festağferu li zunubi ve miyafiru zunubi illallah. Estağfurullah el azim el kerim ellezi la ilahe illahu el hayyul kayyum ve etmele subhanehu. Ya Rabbel alemin, elimizi semaya değil sana kaldırdık. Esmandan esmana yöneliyoruz. Allah'lığın hatırı için kalkan eller, yakaran kalpler, nedamet eden ruhlar için Allah'ım günahlarımızı tavsif etmekten utanıyoruz. Bizim hesabımızı biz bile göremeyiz, tahammül edemeyiz. İfade edemiyoruz, dile getiremiyoruz. Şu günahı affet diyemiyoruz, utanıyoruz. Sen cemalun bunlar. Allah'ım Settar isminin hürmetine, Gaffar isminin hürmetine, binbir esmanın hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti, mahiyeti hatırına, Allah'lığın hatırına ya Rabbel Alemin, tövbemizi, istiğfarımızı kabul eyle. Esman madem istetti bu esma, esmandan istiyoruz. Biz yokuz Allah'ım. Esmandan esmaya. Ya Rab bu münacatımızı, bu ikilemi teke düşür. Bizi rizana dahil eyle. Bizi kendine muhatap eyle ya Rabbi. Bizi bize bırakma. Ustadımıza talebe, Resul-i Ekrem'imize aleyhissalatü vesselam'a ümmet, Zat-ı Zülcelal'ine kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanette emin kıl ya Rabbel Alemin. Bizi Risale-i Nur talebe-i ulum unvanı ve kisvesiyle teris ve şehit olarak bizi al ya Rabbi. Ve ahirde ve ahumen elhamdülillah. Amin. El Fatiha temas selavat. Gecemiz mübarek olsun.
Canlı yayında sorusu olan varsa sorularını sonra. Dersi dönmemek için şey yapmıyorum. Sor. Şimdi abi dedin ya. Duymazsanız ben size ifade edeceğim. İsmail'in içimizdekilerin gadabın içine girdik. Evet. Gadab bizde. Uyanınca biz onun içine giriyoruz. Ben ne yaptım? Ondan sonra bir günaha girdim. Evet. Cinayet işledim. Yani. Evet. Cinayeti işledim. Şimdi normalde ben gadabın içine girdim ya. Gadab mı yapıyor bunu? Ben neredeyim orada? Şimdi eğer ben buradaysam fatura bana çıkıyor. Evet. Beni cezaevine atıyor. Evet. Bir günaha girdim. Aşağı estağfurullah yani. Evet. İşemedim kabardı günaha girdim. Tamam. Şimdi ondan sonra fatura bana çıkıyor. Hı hı. E ben neredeyim orada? Eğer ben onun içine girdiysem suçu o mu işliyor ben mi işliyorum yani? Ben orada neredeyim yani? Onu evet. Anlayamadım. Evet. Şimdi esmaların ifrat ve tefrit modları bizde. Esmanın ifrat tefriti yok. Tamam mı? Her şey o mutlak ve muhittir. Bizim alemimizde ifratı ne diyelim Türkçesinde? Abartma. Aşırı. Aşırı abartma. Tefriti ne? Lakayt kalma. Mesela şöyle şey yapalım. Şefkati uygulayalım. Veya gadabı. Gadabı edin. Gadabı yapalım. İfratı, gadab birisi, ifratı şeytandandır her şeyin. Karşıyı tahrip ettik. Her şeyin ifratı karşıyı tahrip etmek. Her şeyin tefriti kendini tahrip etmek, kendini ortadan kaldırmak. Vasatı kendini inşa etmek. Bizim vazifemiz bu iki tane ademi şeylerden korunup vasatta kalmak. Biz kimiz? Gömlek, benim gömleğim, gir içeriye. Şimdi o sorun cevap olsun. Benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, ben olan ben. İşte o merkezdeki sen olan sen, komutlarla dışarıda tezahür ediyor bunlar. Yani mesela eğer sırrı insani inkişaf ederse, latife insani inkişaf ederse, gadabın vasatında olur. Eğer biz gadab hissinin vasatında kalamazsak, şeytan bir zaaf noktamızda ifrata taşır veya nefs-i emare tefrite taşır. Evet, tabii ki bu esmadır. Vücudu her şey esmadır. Ya mesela şarabı da kaldırtan Allah'tır. Adamı da öldürten Allah'tır ama isteyen bir. Asansöre düğmeye basan da bir. Hocam ben neyim abi? Sen? Burada gidiyoruz ben. Bu ben kimim? Ben kimim? Ben de 58 senede beri onu arıyorum. Şimdi bak, ben gömlek değilim, ben atlet değilim, ben vücut değilim, ben akıl ve kalp değilim, ben ruh değilim. Ben olan ben enedir. Daha arkası sır insanidir. O ben olan ben odur. Biz bu derste daha esmadan koyuyoruz. Ben kimim? Hiç kimse kendisini daha görmedi. Ben olan beni. Bizim gördüğümüz şey kaportayı görüyoruz. Saçı tarıyoruz. Bu bizim kaporta. Arabadan, evden, giydiğimiz elbiseden farkı yok. Bu peki ruha bir elbise giydiriliyor. Neymiş biliyor musunuz? Ruh, iman. Ruha bir elbise giydirilir diyor şeyde 20. sözde. İman libasını giydir diyor. Ulan ruh ne ki iman libasını giydireyim? Ben imandan da arkadayım. Ben varım diyebilmek imanın arkasındadır. Ben varım, varım, körüm, topal dayı olsam varım. Bak bu var olduğunu bilmiyor. Onun için böyle imanla mükellef değil. Ben varım diyebilmenin kemal hali, farkındalığın halinin ifadesi imandır. Emin oluyorsun, iman diyorsun ona. Bunun adı iman. Yani varlığının farkındalığının kemal hali iman. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İki tane iman var. Bir, iman içimizde eğer kemalatını bulursa sırrı imani, imanın içine biz giriyoruz. İman içimize giriyor zahirde. Kemal olursa biz imanın içerisine giriyoruz. Ben olan ben, o ben işte sır-ı insani, evet. Sır-ı insani. Ben daha onu görmediğim için bilmiyorum. Adamı. Onun için hep merak etmişim. Herkes Allah'ı merak eder. Herkes cenneti merak eder. Oysa Rabbim der ki, beni mi merak ediyorsun? Beni mi görmek istiyorsun? Tanımak mı istiyorsun? Men arefe nefse, fakat arefe rabbi. Kendini merak et. Kendini tanıma. Sen kendini gördüğün anda gözü köçek olan her neyse. Var mı başka sorusu? Böyle derin soru olmasın. Yo, sor sor. Bir tane var da. Sor. Dağılmasın. Yo, dağılmasın diye. Ya, çay içiyoruz.
Zaman dedin ya abi. Ben şimdi biz yani evli dünya fen diyeyim abi. Fen diyor. Bu arada sorayım, bu nedir? Petrol ofis dışarıda mı satın alın? Aa, iyi. Abi şimdi zarf dedin ya abi. Şimdi biz fenden biliyoruz ki yani fenle Risale-i Nur ayırt edilmez. Risale-i Nur fenle iç içe biliyoruz. İlim ve bilimin cemi fendir. Şimdi fen de diyor ki zaman harekete tabi. Yani hareket varsa zaman vardır. Evet. Şimdi biz dedik ya biz zaman içindeyiz. Yani şimdi zaman... Bu nedir biliyor musun? İstikbalden hale maziye bir harekettir. Zamanın suretidir. Zamanın sureti eşyadadır. Aferin, iyi ki sordun. Atlamıştım. Allah razı olsun. Zamanın sureti mevcudattadır. Mazi, hal, istikbal gelir gider. Zamanın sureti budur. Zamanın kanuniyeti insandadır. Sağ, sol, ön, arka, alt, üst. Zamanın hakikati der esmasıdır. Mahiyeti sıfatlıdır. Bir daha. Şu mevcudat var ya, doğar, güneş, batar, gelir, gideriz. Eşya evrilir, devrilir, çevrilir. İstikbalden hale uğrayıp maziye dökülür. Zaman bu. Zamanın sureti eşyayı devamlı tayir eder. Devamlı değiştirir. Sureti bu. Zamanın kanuniyeti bendedir. Zamanın hakikati dehr esmasıdır. Zamanın mahiyeti Allah'ın sıfatıdır. Zamanın şeyi, İkisi beni alakadar ediyor. Zamanın sureti benim bedenimdir. Bu bedenim de ihtiyar oluyor, beyaz oluyor, kabire giriyor, korona oluyor, nefes alamıyor, vesaire. Bu bedenseldir, zamanın sureti. Zamanın kanuniyeti bizde ne yapar? Değer esması inkişaf ederse, kafadaki akıl, vicdandaki his, kalpteki duygu, ruhtaki latife bir araya getirir. Bütünsel yapar ve mekandan ve bedenin dayatmalarından, cennet cehennemin istek ve korkmalarından, cennete gitmekten, cehenneme gitmek öyle bir problemi kalmaz. Öyle bir problem olmaz. Çünkü kendisine vücut rengini vermemiş. Bu ben değilim, cennet de benim değil. Beden kiminse doğması da ölümü de onunla alakalıdır. Evet. İşte ustad diyor ki hiç de mi biliyorum. Adem yani vücudunda Adem tam teslim et. Yani ben hakikaten dikkat et. Bu bedenin neresin benim et halim var? Yani hangi organ veya hissim kendim takmışım, kendim yapmışım? Hangi tarafımı ben yapmışım? Nerede vesaire. Dolayısıyla zamanın kanuniyeti içimizi bütünler. Akıldaki, kafadaki akıl, vicdandaki hissi, kalpteki duyguyu, ruhtaki latifeleri cem edince... Sen ne yapar biliyor musun? Kalp, ruhun ve sırrın derece hayatına geçersin. Dünkü gece, Kadir gecesini bayramdan önce Arefe ile bugünkü bayramı eşit görürsün. Yani mekan ve zaman kalmaz. Artık bizim için yatsı kılmak ki kılmadık. Yatsı kılmak sabahı zamandır. Büyük zatlar için yatsı kılarken aynı zamanda sabahı da görüyorlar. İkindiyi de yaşıyorlar. Yatsı namazından geçmiş, öteki aleme geçmiş. Zaman var mı orada? Yok. Mekan var mı? Yok. İmam-ı Azam sabah namazının vaktinde kaç dakikadır? 1,5 saat sabah namazınca. İmam-ı Azam durdu namaza, bastı zaman, tay mekan yaptı. Arkasındaki de cemaati 1,5 saatte hatim mi olur? Kur'an mı biter? Bir girdi, bastı zaman tay mekanına, hop! Zamanın arkasına geçti. Bütün Kur'an'ı bitirdi. Cemaatle beraber. Şu şöyle düşünün. Bilmiyorum eskide olacak, gelecekte olacak mı? Saniye var ya, tık tık tık. Şunu tık yapmadan tut şurayı. Tık tut burayı. Tık. Bir saniye. Şu ucu tutar mısın? Tut. Bu ucu da tut. Aç. Gir içeriye. İçeriye girdin. Orada tık var mı? Ezel geçti. Orada ne yaparsın? İstersen 500 defa hatim oku. Burada daha bir tık geçti. Buradan girdiğin için oradaki işlerini buradakiler bilmez. Çıktığın zaman tık kadar geçecek. Zaman arkasına geçiyoruz. Buna misal en uzun rüyalar 1 dakikadır. Fene göre 8 dakikaymış vesaire. Ama bir rüyada Libya'ya gittin, ihale aldın, barajlar yaptın, şeyler yaptın. Ay kalende 20 senede yapamazsın. Bak böyle. Vesaire. Neler oluyor, neler. İşte zamanla zamansızlık alemine geçince mesela kabir odur. Buraya göre zaman işte değişik bir zaman. Orada da var, cennette de var.
Çünkü cennette de pazartesi salı var ki cuma günü Rabbimize, perşembe günü bana, pazartesi Adem babamızı ziyaret edeceğiz diyor. Hani başka bir şey var. Ama isteyene ver onu diyor birileri de. Onu da basmış. Dehr esmasının en azami derecede tecellisi cennettir. Ama arştan sonra dehr esması yok. Lef-i mahfuza girmiş. Alim-i Bekaya diyor. Arş-ı Azam'a gitmiş. Geylani Arş-ı Azam'daki İsrafil'in azami tekelini seyretmiş. Dünyadayken daha. Bunları da ana doğurmuşlar ya. Özü. Adem aynasında vücut gözüküyor. Zaman aynasında mevcudat gözüküyor. Kelam aynasında insan gözüküyor. Kelam var ama yok. Mesela Allah'ı niye görmüyoruz diye soruyorlar ya. Allah'ı niye görmüyoruz? Oysa her gün kullandıkları, hayatının esasını etkileyen zamanı niye görmüyoruz sormuyor. Her gün zamanı kullanırız. Zamanım yok, geç kaldım, zamanlı olur. Hep diyoruz ama zamanın tipi, yaşı, dünü, bugünü yok. Yöre yok. Şimdi Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Vücud ilmi. Adem. Adem vücutsuz olmaz. Nerede vücut var? Adem var. Zaman da mevcudatsız olmaz. O aynada gözükür. Ama tuhaf tarafı şu. Adem de vücut, vücudunda Adem olduğu gibi zaman da mevcudatın içinde, mevcudat da zamanın içinde. Abi tövbede Adem'i vücuda mı çıkar diyor o zaman? Evet. Onun formatını değiştirip vücuda dönüştürüyor o saatini. Nasıl yapıyor? Şeytanın sözü Allah'a karşı değil mi? Evet. Şeytanın sözü kendisinden çıktı aldı. Aynı söz şeytanı kaçırır mı? Ayet oldu. Şeytanın sözü ayet oldu. Namaz da okursak oluyor. Namaz oluyor. Onun şeytana karşı oluyor. Çünkü içerisinde o kelamın içerisinde libastı o. Allah zaten söylettirmiş. İçerisine ilim, irade, kudreti koyuyor Cenab-ı Hak. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın sözü, İbrahim Aleyhisselam'ın sözleri var Kur'an'da. Nasıl Allah'ın kelamı oluyor? Çünkü kelam libastır. İçerisinde Allah ilim, irade, kudreti koyuyor. Mesela şöyle, ey sema suyunu kes, ey ar suyunu yut, dedi mi? Dedi. Dediği anda oluyor, olur, olurken söylüyor. İşte fark o. Mesela ben semaya desem, ey sema suyunu kes, kesilir mi? Ama Allah dediği anda kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. Onun için kelam kudreti tazamun ediyor. Bizim kelamımızda içerisinde kudret yok. Kelamın içerisine ben nasıl varım? Konuşuyorum, fikir var, his var, his var, şey vicdan var. Kalp var, duygu var, latife var. Var mı? Var. Ama gözükmüyor. Gözüküyor mu? Zaman da gözükmüyor, Adem de gözükmüyor. Kelamın içerisinde ben nasılsam, zamanın içerisinde mevcudat öyledir. Adem'in içerisinde de vücut öyle. Bu daha Adem ha. Bu Adem kainatın içinde. Vücutla beraber. Bir de şeceri hilkat var. O da Adem-i sır. İmam Rabbani bu ikisinden bahsetmiş. Yanlış şeyden bahsetmemiş. Adem-i mutlak. Ustad bahsediyor. Adem-i sırf ne abi? Şey, Adem-i sırf şeceri hilkatın çıktığı yer. Adem ise kainatın çıktığı yer. Adem-i mutlak ise sırrı insanın çıktığı yer. Adem-i mutlak yok zaten. Yok da insan nasıl elem alıyor? Allah kainata zatiyle yok, sıfatlarıyla var değil mi? Ben kainata zatımla değil sıfatlarıyla var ama beni seven müminin kalbinde var. Demek ki insana bir taraf var ki kainatta yok. Kainatta sıfatlarıyla var, zatıyla olmaz. Ama zatıyla insan da var. Demek ki kainatın içinde olan insanda bir şey var ki kainatta yok. O da olmayan bir şey. Nedir o? Allah'ın zatını, tövbe yani anlamak için. Uçağı piste indireceksin. Pist yoksa nerede uçak? Nereye indireceksin uçağı? Allah'ın Celle Celaluhu, Celle Şanı, Amel Nüvelluhu, Allah'ın zatının taayyunu ve teşahhus etmesi için bizde bir pist lazım. O da Adem-i mutlak. Kainatta yok, bizde var. Şeceri hırkatta Adem-i mutlak yok. Bizde var. O sır insanidir. Sır insani iş yapıyor. Yani orada Allah taim ve teşahhus ediyor. Anlamadım. Şimdi Adem-i mutlak derken yani tamamen şu cesetten sıyrıldığın zaman mı o mutlak Adem? Yok yok yok. Adem-i mutlak yok. Şöyle diyeyim. Cesetten sıyrıldığın zaman bu Adem. Senin konuştuğun Adem daha. Şu mevcudat İlmi programdı. Tamam, ilmi program. O ilmi programı kendisi değil. O ilmi program nerede
olmayan bir yer. Yersiz yer, sıfatsız sıfat, vücut. Zaten aa şöyledir diye tarif edecek Adem değil, o vücut olur. Tanımlayamayacaksın. İlmi programı Adem diyebilir miyim? Hayır hayır, ilmi programın da olduğu yer. Şecere dikkat edin, mahiyet zahiyette dikkat kusuyor mu? Orada da mı yok yani? Yani Adem şeye kadardır, kainata kadar, arşa kadardır. Evet. Şecere hırkat ise kabul kalpse mecula kadar, mecul. Meculu da içine alıyor. Adem'i sıf o. Sıf, katıksız Adem. Mevcuda kadar. Yok, mevcut demedim. Kabu kayfsel mecula kadar. Mevcut mu dedin? Evet. Mecul mu dedin? Mecul tamam. Mecul da dahil. Mecul da dahil. O şey. Adem'i sırf. Adem'i mutlak. Adem'i mutlak hiçbir yerde yok. Mecul'da ne var? Ene var. Ene sana verilmiş bir de. Ene zaten yoktu. Ama sana verilmiş. Olmayan olmayana verildi. Olmayan Adem şey ene. Ene meculdan bize verilmiş olmayan bir şey. Yani o oralardan mı varlık çıkıyor? Olmayan bu ene bize, ene kime verilmiş? Sırrı insaniye. Varlık o dediğin alemlerden mi çıkıyor? Adem mutlak, Adem. Adem mutlaktan değil abi. Adem mutlak sil yani kafandan. Yoktan yapıyor ya abi. Hiçten yok. O Adem'i sır. Hiçten yapıyor demek. Şu mevcudatı mı diyorsun? Yani. Şu mevcudatı hiçten yaratma Adem. Bu mevcudat sen cennet, cehennem, bu şeyler, bu arşın aşağısı, bu dediğin seni kastettiğin bu kendini hiçlikten yaratıyor. Bu Adem. Adem'i sırf ise daha üstün. Bu lise diploması seninkisi. Adem lise, şey, ortaokul diploması. Adem'i sırf lise diploması. Adem mutlak üniversite diploması. Bir daha. Ortaokul diploması, şey, ilkokul diploması var. Görüyorum, görmüyorum. Ortaokul diploması Adem, lise diploması Adem'i sırf, Adem mutlak üniversite diploması. Kainat var ya, cennet, cehennem, kürs, bu bütün bu eflak. Bu Adem'den yaratıldı, yokluktan. Yok. Adem bu. Ama yok bize göre. Şecere-i hılkat ise, ondan sonra lef-i mahfuz var, arş-ı azam var, kabuk kapseni var, mecil var. Oradan. Nerede yaratılmış? Adem'i sırftan. Peki, ene bağısı var Risale'de. Ene. Vücudu su yok. İtibari bir şey. Termometre gibidir. Ene. Yok yani vücudu yok. Mevhumdur. Yok. İtibari ve nisbi vahid-i kıyasıdır. Yok vücudu. Sende var. Sana verilmiş. Sen kimsin ki sana verilmiş? Olmayan sana verilmiş. Sen kimsin? Zaten ben olmayanın olmayanıyım. Olmayanın olmayanıyım. İçeriksiz derin içerikler, içeriksizlikleri. İçeriksizlerin içeriksizlikleri. Yani olmayan eneyi zaten tanısak zaten adım ne? Ene yok. Sana verilmiş. O zaman sen kimsin? Yokun yokusun. Yok yok olasın ki var olasın. İşte bu. Olan olsaydık verilmezdi. Yani. Olan olsaydın zaten bu verilmezdi. Yokun, yok yok olursan yok. Hiç ender hiç. Bu işte. Hiç bir. Ender hiç. Yani ender cinsinden bir hiç. Hiç ender hiç. Bir defa ile ifade edilmesi gerekirken niye iki defa söylüyor? Hiç ender hiç. Olmayan olmayanı. Olmayanın olmayanları. Olmayan şeyin olmayan içerikleri. Aha, bu oldu. Olmayanın olmayan içerikleri. Kim o? Sırr-ı insani. Olmayan ne? Ene. Uygulayalım. Ortaokul diploması Adem. Kainat oradan yaratılmış. Lise diploması Adem-i Sırf. Şecere-i Hırkat oradan yaratılmış. Tamam. Allah zatımla insandayım. Kainatta değilim. Zatıyla insanda. Sıfatlarıyla oldu mu? Oldu. Peki Allah sığmadım kainata. Beni seven müminin kalbine sığdım diyor. Ne özelliği var ki sığdığı? Nasıl sığdı? Eğer bir vücut bir şey verilmiş olsa, var olsa bir şey, o zaman mahluk olur. Verilmemiş verilmesi lazım. Verilmemişlerin verilmesi lazım. Zat vücuda, mahluka giremez. Olmaz yani. Verilmemişlerin verilmişliklerinde. O zaman nedir o? Adem-i mutlak. Adem-i mutlak tarafı kainatta yok, bizde var. Onun için zat bizde var. Şeytanın emaneti verdi dediği şey mi ki abi? Şeytan? Adem'e verdi diyor emaneti. O mu ki? Hayır, ondan daha şey. Burada hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey konuyor. Adem mutlak. Zaten yok diyor. Ele mi alıyorsun? Öyle. Şu
Şu geçen gün matematik örneği verdi ya. Hangisi? Sayıların vücut ağırlığı yok. Ha her şimdi. Şey, her şeyin sayıları. Aa, Allah razı olsun, doğru söylüyor. Mesela diyelim ki fizik, kimya, astronomi, ne fen olursa olsun sizin elektronik, evet, mühendislik hep matematik üzerine. Matematiğin vücudu yok ki. Bir diye bir sayı var mı? Doğada bir şey var mı? Bir elma diyoruz. Ha, bir de böyle bir şey. Şimdi sayıların vücudu yok ama olmayanın her şeyi onun üzerine bina ediyorsun. Peki bütün sayıların gene böyle bir düşünce de var ama düşüncesi de olmayan sıfır var. Evet. Orada o Adem'i sırf galiba, değil mi? O Adem'i sırf. Sayılar Adem. Olmayan ama diyoruz. Evet. Eksiler de abi, eksiler de şimdi gösteremeyeceğiniz. Ha, hiç de yok zaten. Şimdi eksi 1, 2 diye sayabiliyoruz. Evet. Ama eksi 1, 2, eksi 3 sayamıyoruz yani. Yok öyle bir şey yok. Adem'i mutlak mı? Adem'i mutlak diyelim. Ha, güzel oldu. Artı 1, artı 2 Adem. Sırf, şey, sıfır Adem'i sırf. Var mı limon? Var var. Tamam. Ha, yok tamam. Artı 1, artı 2 Adem. Sıfır. Bütün sayılar onda ama kendisinin sayısal değeri yok. Ulan bütün sayı benden çıkacak, benim hiç değerim yok. Sıfır. Bir de eksi bir, eksi iki var. İşte bu da Adem mutlak herhalde. Öyle bir şey yok yani. Yani soğuk da bir derecedir, sıcaktır diyor. Niye sonsuz soğuk değil de eksi 15'tir? Demek sıcaklık var hala. Niye 10 derece sıcaklık var da? Niye 60 ve sonsuz değil? Demek içinde soğukluk da var. Niye insanın kudreti sonsuz değil de Allah'ın kudreti sonsuz? Bizim Allah'ın kudretinde acizlik yok. O zaman kudret sonsuz. Allah'ın ilminde cehalet yok, sonsuz. İlmin kemali nedir biliyor musunuz? İlmin kemali cehalettir. Yani ilim terakket etti. Neyi bulmaya çalışıyorsun? Gaye ne bu ilim yaparak? Cahilliğimi bilmeye çalışıyorum. Ustad terak ettim. Ne gaye ne ustadım? Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Hiç olsaydın da zaten. Hiç olmayla hiç olunmuyormuş. Hiç olmayla var zannediyoruz bizi sokakta hayatımız gibi. Her şeyi ben biliyorum ya. Her şey bende ya. Ben var ya ben. İşte bu. Bunlardan çıkmak hiç. Sen neyin var senin? Başımıza bela aldık. Emanete bu buna ben dedik. Kabre girmesine de dehşet alıyoruz. Tabii ki buna ben dersen gireriz kabire de. Daha nelerle çekeriz. Koskoca dağlar kabul etmeni bir parça aldın mı? Et parçası abi. Taş bile değil. Et parçası kabul ediyor. Et parçası gibi gözüküyor. Yani. Ama Risale'nin de tuhaf değil mi? Serkan? Çok garip ha. Daha dur. Kadir sen en son o paragrafta ilgimi çekti bu. Ya bu biz okuduğumuz meğer anladığımız şey var. Hep suret. Enfusi ne demek biliyor musun? Risale-i Nur'un. Risale-i Nur'un kanuniyeti. Her şeyin sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati ve mahiyeti var. Risale-i Nur'daki anladığımız şey hep suret kafada. Kanuniyet ise içsel. Enfus alem. Bir de hakikati var. Yani kalbi çalıştı. Kalbin içi. Kalp harita ya. Alemlerin, kainatın haritası ya. Yani ne ararsın şu an bu arada? Kendin, hakikati kendini ara. Böyle kalbe baktığın zaman her şey söylüyor. Aa bak Özbekistan'da, Buhara'da falan evde falan çorba içiliyor. Bak üzerine döktü. Çocuk hepsini söylüyorsun. Aa şey yaptı. Kabir daha bu karşıladılar. Aa nükel mekile soruyorlar. Dünya ve ahiret hepsi nazarında. Yani Allah kainatta ne yarattı? Kalpte hepsi var. Açılırsa hepsini seyrediyorsun. Allah Allah. Cennet cennet hepsi var. Nasıl bir şey abi? Bir görseydin. Söylediğiniz vakit yani görüyorsun niye şey yaptı. Ustad diye böyle şey yapıyor ya Allah Allah. Görmediğimi yaşamadığımı yazmadım diyor. Ya kardeşim bu derslerle şu tanımlanmaya çalışıyor benim gayemle. Bu derslerde niye böyle bunları işliyorsun vesaire veya dile getiriyor. Külliyata bir kere işlenmiş. Benim işim değil bu. Ben dile getirmedim. Varı ifade ettim. Haddimizi bilmek için geldik. Bilmediğimizi bilelim. Yani biz o anladığımız lugatı anladık. Sureti anladık. Ben beşeriyetimiz de anladık. Beşeriyetimiz. Ama insan olmak lazım. İnsan olmak kolay değil.
insan olmak, beşer doğduk. İnsan olmak çok zor. Çünkü peygamberlerin vazifesi beşeri insanlık makamına çıkarmaktır. Yani doğduk öldük, şöyle diyeyim size. Allah bu kainatı yarattı mı? Leysel lil imkan ebdu mi makan. Gazali'ye bu sözü söylettiren diyor Üstad 19'un sözde. Yani şu imkan yaratılan Allah'ın ruhtaki kemalatı takip etmek adına bu yöntem en güzel yöntem. Bu ruha en güzel yöntem. Bu ruhun içeriklerini dışarı çıkarmak için en güzel yöntem. Peki Allah'ın bu kadar böyle değer verdiğine sahip oyun oynamıyoruz dediği bu alem bizim anladığımız gibi mi yani? Geldik, doğduk, çalıştık, para kazandık, öldük, üredik, öldük. Fatiha okudular, tamam, gittik cennete. Zaten oradaydık, oradan geldik. Başka bir şey. Bu gözüken şeyin akvaryumun içerisinde o fanos var ya, fanosu okyanus zanneden süs balıklarına benziyoruz. İşte bu derslerle olayın arkasına çıkmamız lazım. Öyle bedensel dayatmaları artık ortadan kalkıyor. Yatmak, yemek, üremek, cinsellik, ölmek, dirilmek. Orada öyle bir şey yok. Arkaya geçmek. Ama buradan arkaya geçmek. Cennette zaten arkadaydın ama bilemezdin. Bilemezdin. Hadi ne yaptın? Çay mı vereceksin? Tamam, herkese de ver. Bu arada da ver bize çay. Tamsın kitap. Amin. Estağfurullah. Rabbim emanet olun. Kimin? Tamam. Benden de selam söylersin. Daha hulasa edeyim son. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye doğru, Adem'e doğru gideyim. Örnek vererek. Matematik bütün fenlerin zeminidir. Kimya, astronomi, fizik, her fen matematik zemininde ortaya çıkıyor, ifade ediliyor. Ama matematiğin vücudu yok. Yani bir yok. Hele eksi bir yok. Sıfır diye bir şey mi var? Hatta Big Bang de sıfır zaman, sıfır mekan da patladı deniliyor. Demek ki matematik insanın düşüncesinde var. Kainatta nizam ve intizam olarak var. Ama böyle bir kimya gibi, fizik gibi vücudu yok. Matematik zemininde bütün fenler nasıl gözüküyor? Gir içeriye, kelam, konuşmam. Şu anda konuşmamı görüyor musunuz? Yok. Sustum, Adem. Konuştum, vücut. Kelamım da benim fikrim, benim hissim, benim duygum, benim latifem. Nasıl ifade ediliyor? Kelam aynasında ben nasıl varsam. Baştan. Matematik aynasında bütün fenler nasıl varsa. Gir içeriye. Kelamımda, konuşmamda ben nasıl varsam. Gir içeriye. Zaman aynasında bütün mevcudat nasıl gözüküyorsa. Gir içeriye. Adem aynasında da vücut öyle gözüküyor. Yani anlamak için bunları böyle düşünürsen Adem de böyle. Ya nasıl ki matematik yok ama var. Vücudu yok yani. Sıfır var mı? Yani bir tane mouse var. Mouse, bir mouse. Bir yok ki mouse bir tane. Mouse bu. Bunu düşünmek için nisbi ve itibaridir. Bütün fenler matematik zemininde, olmayan matematikte gözüküyor. İnsan olmayan kelamında, konuşmasında, fikri, hissi, kelamımı görüyor musunuz? Kilosu, metresi var mı? Yaşı var mı? Kokusu var mı? Tutuyor musunuz? Kelamımda düşünceler, kelamımda hisler ve duygular, latifeler nasıl varsa,
O olmayan da ben varım. Gir içeriye. Zaman aynası, zaman zarftır. Mevcudat mazruftur, içindedir. Zarf mektup gibi. Zaman aynasında mevcudat nasılsa, Adem aynasında da vücut öyledir. Enfusi dersinin yapılacağı salon. Bu dünyada zahirde dershanenin yükünü taşıyorsunuz gibi gözüküyor ama dar-ı uhbada sizin yükünüzü bu kaldıracak. Mehmet'in günahı çok, iki tane verin. Kaldırdığın kadar kaldırılacaksın. Sahiplendiğin kadar sahiplenileceksin. Nakdi ömrü diyor, feda et. Uhrada ihtişamlar serilecek. Allah Allah. Evet, görüşlerinizi alalım hocam. İlk kez inşaatta çalışıyorum.